iki acı katliamın ve soykırımın da yıl dönümüydü. Bunlardan biri 21 Mayıs 1864 Şerkes sürgünüdür. 180 yıl önce, yani 160 yıl önce, 160 yıl önce Kırım'ı alıp Osmanlı topraklarını ele geçirip sıcak denizlere inmek isteyen Rusya, kendisine engel gördüğü Kafkas halklarını yok ederek güneye doğru inmek istemiş, Şerkezlerin şanlı direnişiyle karşılaşmış. İmam Şamil'in, Allah rahmet eylesin ona, 35 yıl devam eden mücadelesi sonucu Ruslar Kafkasya'ya hakim olmuşlar ve 21 Mayıs 1864'te bir günde Soçi limanından derme çatma gemilere bindirdikleri 1,5 milyon Çerkezi Osmanlı topraklarına sürgüne göndermiştir. Ve bu insanlar Karadeniz limanlarından Samsun, Trabzon, Sinop limanlarına inmişler. Oradan Osmanlı Devleti tarafından Karadeniz Ovaları, Marmara Ovaları, İç Anadolu, Uzun Yayla dahil, Akdeniz'de Çukurova ve Hatay Ovaları, Suriye ve bugünkü Ürdün'e kadar iskan edilmişlerdi. Bu yolculuklar sırasında 500 bin Şerkez kardeşimiz, atamız daha doğrusu, hayatını kaybetmişti. Ben bu sürgünde hayatını kaybedenlerin tamamına Allah'tan rahmet diliyorum. Bugünkü Şerkez toplumuna başsağlığı diliyorum. Ve Cenab-ı Allah bir daha böyle bir acı bizlere yaşatmasın diye Cenab-ı Allah'a dua ediyorum. Bir diğer sürgün yıl dönümü de 18 Mayıs idi. Karadeniz'in kuzeyinden Kırım'a doğru gelen Ruslar 1783'te Kırım'ı işgal etmişler ve topraklarına dahil etmişlerdi. Aslında Kırım'ın gerçek sahibi olan Kırım Tatarlarının sürgünü o zaman başlamıştı. Ak topraklar dedikleri Osmanlı ülkesine doğru o zamandan göç etmeye başlamışlar. Fakat uzun sürede burada yaşamaya devam edenler de olmuştu. İkinci Dünya Savaşı bitmek üzereyken 1944'te Kırım'ı işgal eden Almanlar buradan çekilmişler. Ruslar tekrar burayı ele geçirmişlerdi. İşte bu sırada Stalin bir genelge yayınladı. Buradaki Tatarlar Almanlarla işbirliği yaptılar. Bahanesi veya uydurup gerekçeyle 400 bin bir rakama göre, bazı kaynaklara göre 250 bin Tatar'ı bir gecede 15 dakika hazırlık süresi vererek hayvanların taşındığı tren vagonlarına bindirmişler, Orta Asya bozkırlarına ve Sibirya bozkırlarına sürgüne göndermişlerdir. Ayrıca 20 bin Tatar'ın da gemilere bindirip Azak Denizi'ne döküldüğü de tarihi kaynaklarda elimizdedir. Tatar sürgününün bugün 80. yıl dönümü. Ben Türkiye'de yaşayan veya Amerika'ya kadar dünyanın birçok yerinde yaşayan Tatar kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum bu sürgünden dolayı. Sürgünde hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha böyle bir acının yaşanmaması için Cenab-ı Hakk'a dua ediyorum. Bir diğer konu, son günlerde Türkiye gündeminde daha çok yer alan konulardan biri. Hepimizin bildiği gibi 28 Şubat 1997'de Türkiye'de Komuta Konseyi'nin girişimiyle, askeri konseyin girişimiyle postmodern bir darbe yapılmıştı. Halkın seçtiği oylarla iktidara gelen Refah Yol hükümeti zorla görevden alınmış,
yerine vesayetçi bir idare getirilmişti. İşte bu sırada gerek eğitim, gerek ekonomi, gerek kültür, gerekse güvenlik alanında cadı avı başlatılmış ve birçok insan mağdur edilmiş. Ülkemiz belki ekonomik olarak 10-20-30 yıl geriye gitmişti. Bu darbeyi yapan darbeci, hukuku çiğneyerek darbe yapan, millet iradesine darbe yaparak karşı çıkan generallerin büyük bir kısmı daha sonraları yargılanmış ve cezaevine konmuşlardı. İşte